Bıstıkfenci'den herkese merhaba. LGS yerel yani adrese dayalı yerleştirmelerde nelere dikkat edilmeli? Arkadaşlar adrese dayalı yerleştirmede toplam 5 tercih yapabiliyoruz. Bunun 3 tanesi aynı tür, 2 tanesi farklı tür olabiliyor. Bunlar birinci tercihimizde Anadolu Lisesi, ikinci tercihimiz Anadolu Lisesi, üçüncü tercihimiz Anadolu Lisesi, 4 meslek, 5 meslek veya ilk 3 meslek lisesi, son iki Anadolu Lisesi veya arada da yazabiliriz. Tercihimizi yaparken evimize en yakın ve araştırdığımız lise olsun. Üniversite yerleştirme oranlarına dikkat edelim. Üniversite yerleştirme oranı, kadrosu, evimize yakınlığı önemli. İkinci tercihimiz de Anadolu Lisesi. Üçüncü tercihimiz de Anadolu Lisesi olabilir. Dördüncü tercihimizde meslek sesi yazmak zorundayız veya meslek sesi yazmak zorunda değiliz. Sadece 3 Anadolu Lisesi yazıp tercihimizi sonlandırabiliriz. Ama ben çok önermiyorum açıkta kalmamak için özellikle orta öğretim başarı puanımız düşükse meslek sesi yazmalıyız. Meslek sesini yazarken programlarına dikkat edeceğiz. İş bulabileceğimiz ve iş olanaklı meslek liselerini yazmaya dikkat edelim. Tercihte meslek lisesi şeklinde sıraladığımızdan sonra hangi kriterlere göre alındığına bakalım. Yerel yerleştirmede yerleştirme kriterlerimiz birincisi kayıt alanı, Öğrencinin ikamet adresine göre kayıt alanı okul tercih etmeleri durumunda aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanından veya diğer kayıt alanından daha öncelikli yani ilk önceliği kayıt alanı diğer veya komşu kayıt alanında yaptığımız tercihler bizi ikinci plana atacağı için kesinlikle ve kesinlikle kayıt alanından tercih yapalım. İkinci Kriterimiz genelde herkes kayıt alanında olduğu için, aynı ilçede herkes kayıt alanında olduğu için önemli olan orta öğretim başarı puanı, orta öğretim başarı puanımız yüksekse bizim o okula girme şansımız artıyor. Üçüncüsü ise özürsüz devamsızlık. 8. sınıfta özürsüz devamsızlığımız ne kadar azsa o kadar öncelikliyiz. Ama özürsüz devamsızlığa kalacağını düşünmüyorum. Orta öğretim başarı puanında en önemli kriterimiz orta öğretim başarı puanı. Yüksekse iyi okullara yerleşebiliyoruz. Örnek yapalım. Ortalamalara göre gidebileceğimiz okul türlerine bir bakalım. Eğer öğrencinin orta öğretim başarı puan ortalaması 90 ve 100 arasında ise kayıt alanındaki bir Anadolu Lisesi'ne gidebiliyor. Öğrencinin orta öğretim başarı puan ortalaması 90 ve 80 arasında ise yine kayıt alanındaki Anadolu Lisesi'ne gidebiliyor. Öğrencinin orta öğretim başarı puan ortalaması 80-70 arası ise yeni açılan bir Anadolu Lisesi varsa tanınmamış Buna gidebiliyor. Eğer öğrencinin orta öğretim başarı puan ortalaması 70'in altında ise kayıt alanındaki genelde meslek liselerine gidebiliyor. Tabi bazı popüler meslek liseleri var. Onların puanları ortalamalı biraz daha yüksek olabiliyor. Peki bu kadarla bitti mi? Hayır iki tane de nakil hakkımız var. Bunlar Yerleştirme sonucu 22 Temmuz'da açıklandı. 22 Temmuz'da açıklandıktan sonra birinci nakilimiz 29 Temmuz 2 Ağustos. Yine burada aynı birinci tercihlerde olduğu gibi 3 tane tercih hakkımız var. Bunun iki tanesi aynı tür yani Anadolu Lisesi olabiliyor. Bir tanesi meslek lisesi oluyor kayıt alanımızda. Sonra 5 Ağustos'ta birinci nakil sonuç ilanı oluyor. Sonra 5 ve 8 Ağustos arasında ikinci nakil yine 3 tercih hakkımız var. Bunun iki Anadolu Lisesi bir meslek lisesi şeklinde 10 Ağustos'ta ikinci yerleştirmenin sonucu açıklanıyor. Yine açıkta kaldıysak sonuçta yine yerleşemediysek Milli Eğitim Komisyonlarınca kendi kayıt alanımızda bir okula yerleştiriliyoruz. Mıstık Fenci Youtube kanalından yerleştirme ile ilgili, yerel yerleştirme ile ilgili videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.